Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Excel'deki veri bölümünde bir araç olan alt toplam, subtotal aracını anlatmak istiyorum. Senaryomuz şu şekilde. Bildiğiniz gibi çok sık kullandığımız bir satış verileri var. Tarihler, tutarlar, satıcılar, markalar, ürünler gibi. Burada bir kırılım istiyoruz. Örneğin, marka toplamları ne kadar acaba tutarların? Ya da satıcıların toplamları ne kadar? Veya ikisi birden marka içinde satıcıların toplamı ne kadar? Aynı şekilde ürün kodları, ürün adları da buna dahil edebiliriz. İşte böyle bir ara toplam beklentimiz varsa pivot tablo da kullanabileceğimiz gibi daha belki raporlama uygun göreceksiniz şimdi. Alt toplamda kullanılabilir. Ancak pivot tablo tabii ki bunun yerine de geçebilir. Daha farklı özellikler sağlanabilir. Tercih sizin. Şimdi alt toplam alabilmek için yalnız küçük bir detay var. Neye göre alt toplam alınacaksa, kural bu, bir kere daha tekrar edelim. Neye göre alt toplam alınacaksa o sütuna göre de, yani o ölçüde göre de sıralama gerekiyor. Eğer burada markalar bazında toplam tutarların toplamı isteniyorsa markaya göre tablo sıralı olmalı. Satış elemanları toplamı isteniyorsa her birinin toplamları satış elemanlarına göre sıralı olmalı. Marka içinde satış elemanı ya da satış elemanı içinde marka nasıl isteniyorsa o zaman da yine marka içinde satış elemanı veya uygun şekilde iki düzeyli sıralamasının da yapılmış olması gerekir. O zaman marka için bir ara toplam alınacağı için verimizi seçiyorum. Ctrl Shift sağ ok, aşağı ok, sıralamaya gittim veriden sort'a ve marka olmak üzere artan azalan tercihini yapabiliriz sıralamış. Zaten mantık olarak markalar sıralandı. Her bir marka bittiğinde o markanın toplamını göreceğiz. Arkasından veriden alt toplam, İngilizcesi subtotal olan aracı tıklıyorum. Subtotal öncelikle her bir değişimde at each change yazacak İngilizcesinde. Burada işte o alanla aynı, yani neye göre sıralıysak onun her değişiminde, zaten her değişimi toplam al gibi. Bir de neyin toplanacağını aşağıdan seçelim. Tutar adet, her ikisi de olabilir, biri de olabilir ama adet hem tutar toplayalım. Bir de önemli olan kullanacak işlem. Toplam mı alınacak, sayma mı yapılacak, ortalama mı alınacak? Tabii çoğunlukla toplam almak için kullanacağımız kesin. Ancak ben ortalamalarını, ben sadece sayılarını, yani atıyorum 11 tane yağ var, tek öbür marka 20 tane gibi olacak şekilde olabilir arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz ve tamam diyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi alt toplam alındı. Bir de kontroller belirli. Genelde artı 2 gibi diyelim. Yani şu, siz markalara göre kırdınız ama birinci düzey genel toplamlar, ikinci düzey marka toplamları, bakın, ve üçüncü düzeyde datanın şeyi. İsterseniz buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Alt toplamın özelliği üzerinde gösteriyor. Bunları renklendirebiliyoruz. Ondan sonra üzerinde gösteriyor şeyi. Ve bu kırılım araçlarına, sevgi araçlarına sahip kullanılabilecek bir şey. Ama ben bunun benzerini pivot tablo yapıyorum diyorsanız ona diyeceğimiz şey yok. Zaten her fonksiyon için, her uygulamamız için alternatif çözümler her zaman söz konusu olabilir. Onları hep belirtiyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi subtotal'ımızı alt toplam aldık. Kaldırmak istediğimizde, ben bunu kaldırmak istiyorum derseniz, toplam alınmış yerdeyken yine gidip alt toplam, burada tümünü kaldıra bastığınızda kaldıracaktır. Evet arkadaşlar, bu videoyu da sonlandırıyoruz. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.